Emek ve Hayat programından hepinize merhaba sevgili Artı Televizyon'a izleyicileri. Sevgili izleyicilerimiz, yine bu haftada her hafta olduğu gibi bize ayrılan süre boyunca çalışma yaşamından en güncel gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Programımızın dünya emek haberleri de olacak bu hafta farklı bir şekilde. Sayın Mutahhar Aksarı hocamız hazırlıyor bu haberleri. Dünya emek gündeminden haberlerle de programımıza yer vereceğiz bundan böyle. Tabii ki soru cevap bölümümüz ve iş cinayetlerine yazık ki bu arada canlı bağlantılarımız da olacak. Ama her hafta olduğu gibi yine bu haftada emek haberlerinden derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Van'da 43 hekim istifa dilekçesi verdi. Van Tabip Odası istifaların artacağı uyarısında bulunarak sağlık hizmetlerinin etkileneceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüyle salgın döneminde sağlık sektöründeki iş yükünün artması üzerine 2020 Mart ayı içerisinde bir genelge yayınlanarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmeleri yasaklanmıştı. Van İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mahmut Sünnetçioğlu, kalkan yasağın ardından sağlık çalışanlarının istifa etmeye başladığını ve özel sektöre geçiş yaptığını dile getirdi. Tekirdağ Çorlu'da faalet gösteren Belkarper firmasında grev 111 gündür devam ederken işverenin grev kırma girişimi işçiler tarafından engellendi. Tüm işçilerin greve çıktığı fabrikaya dışarıdan kayıt dışı çalıştırılmak üzere işçi taşıyan servislerin önü grevdeki işçiler tarafından kesildi. Jandarma olaya müdahale etti. Kayıt dışı çalıştırılmak istenen işçiler ifade vermek üzere karakola götürüldü. Tek Gıda İş Sendikası örgütlenme uzmanı Yunus Durdu, 6 yıldır toplu sözleşme mücadelesi veriyoruz. Yargının kesin kararı var. Fabrikada toplu sözleşme yapma yetkimiz var. 17 Mayıs'tan beri başlatmış olduğumuz grevde işveren ilk günden beri grev kırıcılığı yapıyor. Bu yasaları çiğnemektir. Bundan sonra burada yasaların çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Fabrikaya kayıt dışı çalıştırılmak istenen hiç kimseyi sokmayacağız, dedi. Beşiktaş Belediyesi'nde Bilginay Temizlik Firması bünyesinde çalışan taşeron işçiler pandemi sürecinde ellerinden alınan hakları için belediye binası önünde eylem yaptı. Pandemi sürecinde taşeron şirketin değişmesiyle kaybettikleri yol, yemek, fazla mesai, yıllık izin haklarını geri isteyen Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Hizmeti işçileri ne Bilginay Temizlik ne de belediye yönetiminden bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Genel İş Sendikası'nın Ataşehir Belediyesi'nde görevden aldığı 4 temsilci eyleme başladı. Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Bir Noğlu Şube Yönetimi Ataşehir Belediyesi'nde büro destek iş kolunda çalışan ve işçiler tarafından sendika iş yeri temsilcisi seçilen İnan Kaloğulları, Sevgi Peker, Deniz Çakmak, Özgür Çakır'ı görevden almıştı. Görevden alınan temsilciler şubenin Kadıköy'de bulunan binası önüne giderek 5 gün sürecek oturma eylemine başladı. Eylem öncesi yapılan basın açıklamasını görevden alınan temsilcilerden Sevgi Peker okudu. İşçilerin oylarıyla yaklaşık 2 yıldır temsilcilik görevini yürüttüklerini dile getiren Peker, "Bu süre içerisinde sorumluluklarımızı başarılı bir şekilde yerine getirmeye özen gösterdik. Şeffaf, ilkeli ve dürüst çabalarımız gurur kaynağımızdır," dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi PCR testi zorunluluğu konulu genelge gönderildi. Genelgede aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olan başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanlarıyla öğrenci servislerine şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden haftada 2 kez PCR testiyle taranmalarının isteneceği belirtildi. Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren Indomi makarnalarının üreticisi Atko Türk'te işçiler toplu sözleşme talebiyle 3 gündür grevde. İşverenin yoğun baskıları ve işten çıkarma tehditlerine karşı greve çıkamayan bazı sendikalı işçiler de greve dahil oldu. Sendikal hakları için mücadele eden ve 129 günlük direnişin ardından greve çıkan Tek Gıda İş Sendikası'nda örgütlü Atko Türk işçileri, Belkarper'de patronun telkiniyle işçileri para cezasıyla tehdit eden Çorlu Kaymakamı ve jandarma suç işliyor dedi. Evet,
Evet sevgili izleyicilerimiz, haber turumuz sürüyor. Bu arada elbette ki bir canlı bağlantımız var. Trakya bölgesi tabii ki sanayi bakımından yoğun bir bölge. İlginç hadiseler yaşanıyor. Özellikle sendikal hadiseler bunlar. En son haberimizde ATKO Türk direnişi ile alakalı bir haber vardı bildiğiniz gibi. Trakya'ya doğru uzanacağız ve Trakya bölgesinde özellikle ATKO Türk'te neler oluyor? Çetin Dikme, Sayın Çetin Dikme, Umut Sen Trakya temsilcisi Skype hattımızda ve gelişmeleri, son gelişmeleri kendisinden alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, neler yaşanıyor, problemler neler? Sizden alalım lütfen. Sabah üzücü bir haber gördük. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir işçi servisiyle tren çarpıştı. Maalesef 6 işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. Ailelerini başladığı biliyorum. Yaralı işçiler de var. Onları da geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Evet, çok kötü bir haber tabii. Biz de paylaşıyoruz üzüntünüzü. Şu an grev alanındayım ben. Yani burası genel olarak fabrikanın ismi ATKO Türk ama asıl üretilen şeylerin ismi Indomie diye bu hazırın adılar. Burada işçiler sendikalaştığı için 21 işçi kod 29'la işten atıldı. İşte ahlaksız ilan edildi. Ondan sonra tazminatları verilmedi o öyle atıldıkları için. Ardından direnişe çıktılar işçiler, 21 işçi. 130 günlük bir direniş sürdü. Onurlu bir direniş sürdürdü ATKO Türk işçileri. Ardından hep birlikte içerideki işçilerle de grev oylaması yapıp grev kararı aldılar ve şu an greve çıktılar. Bugün 13. günü. 13. gün değil mi? Evet. Evet, bugün grevin 13. günü. İşçiler kararlılıkla haklarının peşinde mücadeleye devam ediyorlar. Peki bu işten çıkartılan arkadaşlarımız kod 29 dediniz. Hangi gerekçeyle çıkarıldılar? Evet. İşten çıkarıldılar? Yani onları çeşitli şekilde maddeleri var. İşte hırsızlık, işte ne bileyim taciz vesaire böyle çeşitli maddeleri var. Ben tam olarak onu bilmiyorum ama kod 29'dan çıkarıldıkları doğru yani. 21 işçi kod 29'da atıldı. Evet. Peki yasal durum ne şu anda? Ne tür girişimlerde bulunuyorsunuz? Neler yaşanılıyor? Fabrika önünde direnişte bulunan arkadaşların yaşadığı problemler neler? Şöyle işçilerin, zaten atılan işçilerin davaları devam ediyor. Yani onunla sendikanın hukukçuları ilgileniyor. Grevde de yani bazı müdahaleler biraz oluyor anladığım kadarıyla kolluk kuvvetleri tarafından. Tabii ilk gün, grevin ilk günü bayağı polisle bir şey oldu, çatışma oldu yani. İşte çevik kuvvet geldi, bir sürü polis geldi zaten buraya. Grevdeki işçiler de direndiler yani burada. Çünkü onların haksız olduğu bir durumu yok. Hepsi haklı, hepsi işte sendikal hakları için, kendi hakları için, çocuklarının gelecekleri için burada direniyorlar. Evet. Peki aktarmak istediğiniz başka gelişmelerle ilgili ya da vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Yani burada grev devam ediyor işçilerin kararıyla. Bugün 13. gün. Kazanına kadar da devam edecekler. Buradan Türkiye'deki direnen bütün emekçilere selamlarımızı gönderiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Öyle ve başarılar diliyoruz biz de. Sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler, iyi günler. Evet, Çetin Dikme, Umut Sen Trakya temsilcisi, ATKO Türk'teki son gelişmelerle alakalı bilgileri aktarır. Tabii önemli bir bilgi de ne yazık ki bir servis kazasıyla alakalı ve 6 işçinin ne yazık ki bir sıcak gelişme tabii bu. Kaybıyla sonuçlanan bir iş cinayeti yine. Çünkü bildiğiniz gibi iş cinayeti sınıfına giriyor. Servis araçlarında geçirilen kazalar ve Türkiye'deki, yani bakın yine bugün elbette ki programımızın kapanışında iş cinayetlerini yayınlayacağız. En sık yaşadığımız iş kazaları, iş cinayetleri arasında yer alan istatistiki verilere göre en yüksek sayıyı oluşturan kazalar ne yazık ki servis kazaları oluyor. Çünkü bu aslında bir paralel hadise. Neyle paralel hadise? Yani iş cinayetleri nasıl tedbirsizlik, dikkatsizlik, alınmayan önlemlerle alakalıysa karayollarındaki trafik denetimsizliği bu
iş cinayetlerinde meydana getiriyor. En çok tarım iş kolunda karşılaştığımız, bildiğiniz gibi, cinayetler bunlar. Çünkü işçiler adeta, tabiri caizse, bir mal gibi romörkörlerde taşınıyorlar. Bir servisin kapasitesi diyelim ki 10 kişi, 15 kişi ise 40 kişiyi bindiriliyor ve tarım alanlarına, hasat alanlarına götürülüyorlar ve en sık kazaya uğrayanlar da ne yazık ki onlar oluyor. Şimdi tabii dünya emek haberleriyle de devam edeceğiz. Sayın Mutahhar Aksarı hocamız hazırlıyor bunları. Eğer rejiden rica edeyim, hazırsa dünya emek haberleriyle devam edelim. Meksiko City'de hükümetin yüz yüze derslere dönüş kararına karşı çıkan öğretmenler ve öğrenciler yürüyüş yaparak kararı protesto ettiler. Protestolar Ulusal Öğretmenler Sendikası ve Ulusal Devrimci Öğrenciler Federasyonu tarafından düzenlendi. Öğretmenlerin talepleri arasında sosyal yardımların iade edilmesi, görevden alınan 50 eğitimcinin yeniden işe alınması yer alıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir ankete göre 67 bin ebeveynin %87'si yüz yüze eğitime karşı çıkıyor ve virüsün delta varyantıyla enfeksiyon ve ölüm riskinin arttığını düşünüyor. 600 bin üyesi olan Ulusal Öğretmenler Sendikası, öğretmenlerin hiçbir koşulda yüz yüze eğitime geri dönmeyeceklerini ısrarla belirtiyor. Buenos Aires Devlet Hastanelerindeki sağlık çalışanları ücretler ve çalışma koşulları nedeniyle 24 saatlik protesto grevi ve miting düzenledi. Grev liderleri sağlık çalışanlarının tek kullanımlık olmadığını belirtti. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık çalışanları çöken halk sağlığı altyapısını telafi etmek için yorucu ve sıra dışı görevler yapmak zorunda kaldı. Kanada'da hemşireler personel eksikliği ve zorunlu fazla mesaileri protesto etmek için eylemler düzenledi. Hemşirelerin uzun süredir devam eden taleplerinin uygun ücretler, daha düşük hemşire hasta oranları, zorunlu fazla mesainin ortadan kaldırılması ve COVID-19 salgınında işçi haklarının iyileştirilmesi olduğu belirtildi. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın sonucu en az 15 işçi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, fabrikada çeşitli maddelerin üretiminde kullanılan bir kimyasalın bulunduğunu ve kimyasal kazanında çıkan yangının fabrikanın tamamına yayıldığını duyurdu. Yanan fabrikanın duvarlarını kırarak mahsur kalan işçileri çıkarmak için ağır makineler istediklerini belirten kurtarma yetkilileri, duman nedeniyle kurtarma operasyonunda güçlük yaşadıklarını kaydetti. Evet, dünya emek haberleriyle devam etti haber turumuz ve tekrar ülkemize dönüyoruz. Önemli bir konu, 3600 ek gösterge, bildiğiniz gibi kamu çalışanları bakımından son derece önem arz eden, hem mevcut özlük hakları bakımından hem de emekli olduklarında emeklilik hakları bakımından önem arz eden bir konu ve sürekli olarak sürüncemede bırakılan bir konu. Konuyla alakalı bir açıklama yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'den bir açıklama geldi. Hemen bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi. Türkiye Haber İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında 14. dönem işletme toplu iş sözleşmesi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak bunun özel sektör içinde yol gösterici olduğunu söyledi. Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, bu sözleşme döneminde 3600'ü bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemiz de kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz şeklinde konuştu. Evet, dileriz ki Sayın Bakan'ın söyledikleri gerçekleşir. Çünkü hakikaten pek çok kamu çalışanının merakla beklediği bir konu 3600 konusu ve asla da yapılan tüm açıklamalara rağmen çözüme kavuşmamış bir konu olarak gündemde duruyor.
Anonim şirkete dönüştürülen makina kimya endüstrisinin çalışanları belirsizlikle karşı karşıya. Bakın, çok önemli bir kurumu yine devletin, kamunun yine bir anonim şirkete dönüştürüldü ve buradaki işçiler özlük hakları bakımından ve statüleri bakımından ciddi belirsizlikler içerisindeler. Haberimiz bununla alakalı. Şirketleştirilen makina kimya endüstrisi çalışanlarının belirsizlikleri fabrika önünde protesto edildi. Cumhuriyet Halk Partili Önal, bu insanlar nereye gidecek diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti milletvekilleri makina kimya endüstrisinin yapısının değiştirilerek anonim şirkete dönüştürülmesi karşısında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde makina kimya endüstrisi roket ve patlayıcı fabrikası önünde bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale milletvekili Ahmet Önal, bu insanlar nereye gidecekler? Her birinin borcu var, çoluk çocuğu var. Kırıkkale'den taşınmaya hazırlanıyor dedi. İyi Parti Ankara milletvekili Şenol Sunay'sa makina kimya endüstrisinin özelleştirilmesinin altyapısının yavaş yavaş hazırlandığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partili Önal, makina kimya endüstrisinin yapı ve statüsünü değiştiren kanun teklifinin muhalefet partilerinin tüm itirazlarına rağmen olduğu bittiğiyle meclisten hızla geçirildiğini söyledi. Evet sevgili izleyicilerimiz, işsizlik olgusu, yani TÜİK'in tüm açıklanan rakamlarına rağmen fiilen pratikte son derece somut bir biçimde yaşanıyor. Buna ilişkin somut bir haber var. Urfa'da 6 kişilik temizlik işçisi ilanına tam 10 bin kişi başvurdu. Bir önceki günde benzer bir tablo Adıyaman'da yaşanmış. 6 kişilik ilan için 3803 kişi başvurmuştu. Bölge illerinde işsizlik oranı %30'larda. Mahmut Tanal. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TÜİK tarafından açıklanan ekonominin %21.7 büyüdüğüne ilişkin verilere Urfa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün İşkur üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna 10 bin kişinin başvurduğunu gösteren listeyi yayınlayarak tepki gösterdi. Tanal, külahımı anlatın. Büyüyen torpilli yandaşlar, rantiyeciler, garantici müteahhitlerdir. Vatandaşsa fakirliğin dibini görüyor, işsizlikten kırılıyor dedi. Yine Adıyaman'da İşkur üzerinden alınacak 6 kişilik temizlikçi kadrosuna 3803 kişi başvurmuştu. Başvuranların %28'i üniversite mezunu. TÜİK'e göre Türkiye'de resmi işsizlik oranı %13 iken bölge illerinde resmi oranlar bile %30'un üzerinde. Evet, haber turumuz hızla devam ediyor Emek ve Hayat programında ve çalışma hayatından haberlerle devam ediyoruz yine. Oldukça önemli bir konu. Bildiğiniz gibi sık tartışmalara neden olmuştu. Aşı olmayı istemeyen önemli bir kesim var. Olmaktan çeşitli sebeplerle imtina eden. Dolayısıyla bu çalışma hayatına da yansıdı. Hatta işte tartışmalara neden oldu. Kimi akademisyenler, çalışma hayatı uzmanı olan kişiler bu konuda çeşitli yorumlar yaptılar. Yani aşı olmak istemeyen bir çalışanın işten çıkarılıp çıkarılamayacağı ya da bir takım yaptırımların uygulanıp uygulanamayacağı ile alakalı çeşitli yorumlar gündeme geldi. Sonunda yani Avrupa'daki örnekleriyle alakalı belki de biraz da bağlantılı. Türkiye'de de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle İş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini açıkladı. Yeni tip koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenilebilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi. Bu doğrultuda bakanlık tarafından işverenlerin işçilerden isteyeceği PCR testi ve işçilerini COVID-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazının 81 il valiliğine gönderildiği ifade edilen açıklamada, İlgili yazıda işverenlerin iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında
tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi. Aynı zamanda işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilerin kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, iş yeri işveren tarafından istenilebilecek test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacaktır. Daha önce de okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırma zorunluluğu olacağı bildirilmişti. Evet, şimdi tabii ilginç bir konu. Biraz bu konunun üzerinde durmak istiyorum ben de izninizle sevgili izleyicilerimiz. Çünkü çalışma hayatında yani şunu biliyoruz ki COVID-19'un hatta önemli bir tespitti bu. Şu anda da hala devam ediyor. Tüm riskler devam ediyor. Bir işçi sınıfı hastalığı olduğunu hepimiz biliyoruz. En ağır COVID vakaları iş yerlerinde yaşandı ve bulaş riskinin büyük ölçüde iş yerlerinde yaşanıldığı ve olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla iş yerlerinin almak zorunda olduğu bir takım tedbirler var. Yani kamusal manada ya da yasal bakımdan aşı zorunluluğunun olmadığı bir gerçek ülkemizde. Böyle bir zorunluluk yok şu anda. Ancak bazı yaptırımların uygulanması hem dünyada hem ülkemizde zorunlu hale geldi. Tabii benim bu konuda çeşitli yazılarım da oldu. Bazı videolarda kaydederek sosyal medyada da yayınladım. İşin çalışma hayatını, işçi işveren ilişkilerini ilgilendiren boyutuyla alakalıydı bunlar. Tabii bunlara çeşitli tepkiler de geldi benim yazdıklarıma. Biliyorsunuz aşı karşıtlarının aynı zamanda ciddi tepkileri de oluyor. Zorlamalara karşı ya da yaptırımlara karşı. Ancak iş kanununda açık bazı maddeler var. Şöyle ki, bir kere işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yasası bakımından 6331 sayılı yasa bakımından işçileri her türlü riske karşı iş yerinde meydana gelebilecek kazalara ve risklere karşı koruma zorunluluğu var. Aksi halde işçinin iş yapmama hakkı var. İşçi çalışmaktan imtina etme hakkı var. Dolayısıyla yine 4857 sayılı iş yasası bakımından işçinin sağlık sebepleriyle iş yerinden ayrılma hakkı var. Bunları hep gündeme getirdik. Yani ne demek bu? Madde çok açık. 4857 sayılı iş yasasının 24. maddesinin A fıkrası, A bendinin işte birinci fıkrası sağlık sebepleridir. İş yerinde işverenin ya da başka bir çalışanın bulaşıcı bir hastalığa kapılması ve bulaşıcı hastalığın bulaşma riski ki işte COVID'in nasıl ciddi bulaş riski olan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Diğer işçilere risk altında bırakıyorsa işçinin iş sözleşmesine haklı nedenle feshederek yani diyebilir ki bir aşılı işçi, aşılı olmayan işçilerle beni yan yana çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla de burada bir risk söz konusu. Ben de çalışmaktan imtina ediyorum veya işten haklı nedenle yani ya da bulaş gerçekleşirse işi haklı nedenle bırakma hakkı ortaya çıkıyor. Bakın haklı nedenle fesih hakkı çıkıyor işçinin. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığı da böyle bir PCR testi gibi bir yaptırımı zorunlu hale getirmiş. Dolayısıyla belirli ölçüde olumlu gözle ben kendi açımdan bakıyorum. Yani kendi görüşümü bu şekilde beyan etmiş olayım bu konuyla alakalı. Şimdi tabii soru cevap bölümümüz var. Soru cevap bölümümüzde devam edelim. Sizlerden gelen çalışma hayatı soruları bunlar ve bizim tabii bir WhatsApp hattımız var. Bu hattımıza geliyor şu anda arkadaşlarımız veriyorlar alt bantta. Dolayısıyla sizlerden gelen bu soruları ben hafta boyunca da yanıtlamaya devam ediyorum. Yani programı şu saatte izleyemiyor olabilirsiniz ya da tekrarı var programın geceliğin saat 01'de zannediyorum bu programın yine tekrarı var. Orada da denk gelmeyebilirsiniz. Ama çalışma hayatı sorularınızı hafta boyunca yine bana bu WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Ama bir
küçük rica, bu hattı telefon hattı olarak kullanmaya çalışanlar var. Sadece yazışma amaçlı kullanıyoruz ve yazılı gelen sorulara yazılı yine yanıtlar veriyoruz. Dedikten sonra soru cevap bölümümüze geçebiliriz. Evet, şimdi bir izleyicimiz ne demiş? Eşim demiş, vardiyalı çalışmamı istemiyor. Ben diyor 6 yıldır bir fabrikada çalışmaktayım. İş yerimiz vardiya sistemiyle çalışıyor. Çalıştığım sürece sigortam yattı ama evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorundayım. Eşim gece çalışmamı istemiyor. Bu yüzden işten ayrılmak zorundayım. Acaba diyor işten ayrılırsam işsizlik ödeneğinden de yararlanabilir miyim? Evet. Sıkça gelen bir sorudur. Bir kere hemen dönelim. Kadınların halen mevcut uygulamada yürürlükte olan eski 1475 sayılı iş yasamızın 14. maddesi ki bu madde biliyorsunuz kıdem tazminatı konusunu düzenleyen bir madde. 1475 sayılı eski iş yasamızın kıdem tazminatını düzenleyen maddesine göre kadın işçi evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bu tabii aslında eskide kalmış bir uygulama ya da bir düzenleme. Çünkü bildiğiniz gibi geçmişte medeni kanunumuzda kadının çalışması kocasının iznine bağlıydı. Ancak artık medeni yasada böyle bir düzenleme yok, böyle bir uygulama yok. Ama iş kanununda hala bu madde duruyor. Hatta işte kocam çalışmamı istemiyor. Aynen bu örnekte olduğu gibi diye dilekçe verip kadın işçi aslında böyle bir şey, böyle bir beyanda bulunmasına da gerek yok. Çünkü kadının çalışması artık kocasının iznine tabi değil, eşinin iznine tabi değil. Hatta yani herkes artık çalışan eş belki de arıyor ki yaşamını idame ettirebilmek bakımından düşünün yani. Hayat müşterek elbette ki ve kadın elbette ki ekonomiye tümüyle katkı sağlamalı ve tüm gücüyle kadınlar da çalışma hayatının içinde yer almalılar. Ancak iş kanununda böyle bir madde var. Yeri gelmişken bir şey daha hatırlatayım. Yine çok sık sorulur. O yüzden hatırlatma gereği duyuyorum. Kadın işçi bir iş yerinden bu yasanın bu maddesiyle ne dayanarak işten ayrılabiliyor? Daha sonra diyor ki ben çalışma hayatımı başka bir iş yerinde sürdürebilir miyim? Yani özetle şunu soruyor. Kıdem tazminatı aldım diye evlilik nedeniyle işten ayrılıp kıdem tazminatı aldım diye çalışma hayatımı sürdüremez miyim bundan sonra? Hayır, asla böyle bir şey olamaz. Çünkü çalışmak bildiğiniz gibi anayasal bir haktır ve kadın işçi çalışma hayatını kıdemini alsa dahi bir iş yerinden başka bir iş yerinde sürdürebilir. Bu Yargıtay kararlarıyla da artık somutlaşmış bir olgudur. Hemen dönüyorum soruya. Kadın işçi peki bu hakkını kullanarak işten ayrılırsa işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Buna ne yazık ki olumlu yanıt veremiyoruz. Çünkü kadın işçi evlilik sebebiyle işten ayrıldığında kendi isteğiyle, kendi iradesiyle işten ayrılmış oluyor. Dolayısıyla işsizlik sigortası kanunu 4447 sayılı yasa da işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarına bu durum yer vermiyor. Yani işte kendi kusuruyla işten çıkarılmış olmak gerekiyor. İşte hani meşhur 25'e 2. madde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden biri sebebiyle işten çıkarılmamış olacak. Örneğin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek bakımından iş yerinde kadro azaltımı, ekonomik sebeplerle işçinin işten çıkarılması gibi sebeplerle işten çıkarılanlar sadece işsizlik ödeneğinden yararlanıyor. İstifa eden, kendi isteğiyle ayrılan, işte hatta ikale dediğimiz anlaşmalı ayrılıklarda dahi işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Şimdi toparlayacak olursak özetle bu kadın çalışan evlilik sebebiyle işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor ancak işsizlik ödeneğinden ne yazık ki yararlanamıyor. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Ne demiş arkadaşımız? Neden belirtilmeden işten çıkarıldı? İş yerinde hakkımda yapmadığım bir suçtan dolayı ihtar yazıldı. İhtarı kabul etmediğim ve imzalamayacağımı söyledim. Bir de imzadan imtina etmiştir diyerek yazı yazıp imzalarız dediler. Ben de yapabilirsiniz dedim. Ertesi gün biraz tabii detaylı anlatmış.
Ertesi gün genel müdür tarafından amirlerime bildirilerek imza atmaya zorlandım. Yine kabul etmeyeceğimi bildirdim. Bunun üzerine ertesi gün işten çıkarıldım. Fakat işten çıkarma nedenini sorduğumda bana yazılı yasal bir cevap vermediler. Sözlü olarak yaşanan huzursuzluktan dolayı çıkarıldığımı ve ihbar tazminatımın ödeneceğini bildirdiler. Ben haksızlığa uğradığım için ve işe başlayalı 4 ay olduğu için iş yerine kötü niyet tazminatı davası açmayı düşünüyorum demiş. Yasal olarak neden işten çıkarıldığımı, hangi maddelere dayanılarak çıkarıldığımı nasıl öğrenebilirim? Bu konuda İşkur'a şikayet müracaatı etsem bana fesih nedenini söylerler mi? Şimdi biraz karmaşık gelmiş olabilir ama durumu özetleyecek olursak, bu arkadaşımızı işveren 4 aylık bir çalışan. 4 aylık bir çalışanın kıdem ve izin hakları henüz oluşmuyor. Bunların oluşabilmesi bakımından 1 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla 4 aylık bir çalışan eğer iş yeri iş güvencesi yasasına tabi bir iş yeri ise ne yazık ki iş güvencesi yasası hükümlerine de tabi olmuyor. Dolayısıyla işe iade davası açabilmesi de mümkün olmuyor. Çünkü en az 6 aylık kıdeme ihtiyaç var. 4. ayda işten çıkarılmış ve ihbar tazminatı söz konusu. İhbar tazminatı kendisine ödenmiş ancak herhangi bir gerekçe göstermemiş işveren. Ben diyor kötü niyet tazminatı davası açacağım. Böyle bir hakkı var mı? Var. İş güvencesinin olmadığı iş yerlerinde işe iade davası söz konusu olmuyor ama işverene kötü niyet tazminatı ki işte ihbar tazminatının 3 katı tutarında bir tazminat bu da. Dolayısıyla açabilir. Ancak şunu belirtelim. 2003 yılından itibaren 15 Mart 2003 tarihinden itibaren çalışma hayatımıza giren iş güvencesi yasası 30 ve daha fazla personele sahip olan iş yerleri için geçerli. 30'un altındaki iş yerleri ki bu AKP'nin iktidara geldiği döneme denk geliyor bu yasal düzenleme. Bunu ciddi manada 10 kişiydi 30 kişiye çıkarttılar ve pek çok çalışan ne yazık ki iş güvencesi yasası kapsamının dışında kaldı. Küçük ölçekli işletmelerin çoğu iş güvencesi yasasının kapsamının dışında. Dolayısıyla da işveren herhangi bir gerekçe göstermeden çalışanları işten çıkarabiliyor. Bir gerekçe gösterme zorunluluğu yok. Hani şimdi arkadaş çünkü özellikle şeye vurgu yapmış gördüğünüz gibi. Ben işten çıkarılma sebebimi öğrenmek istiyorum. Niçin çıkarıldım? Ama gelin görün ki iş güvencesi yasasının hükümlerinin olmadığı işletmelerde işverenin böyle bir zorunluluğu yok. Kaşının üzerinde gözüm var deyip işçiyi işten çıkarabiliyor. Bu son derece olumsuz bir durum tabii. Tüm çalışanların iş güvencesi yasası kapsamında olması gerekirdi. Çünkü geçerli bir sebep gösterme zorunluluğu var iş güvencesi yasasının olduğu işletmelerde. Geçerli olduğu işletmelerde. Şimdi Türkiye İş Kurumu'na şikayet elbette ki mümkün. Bildiğiniz gibi eskiden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş Teftiş Grup Başkanlığı vardı. Hala var. Ama şikayetleri onlar almıyor artık. Türkiye İş ve Çalışma Kurumu işçi şikayetlerini alan bir kurum. Ancak yaptırım bakımından eskisi gibi güçlü değil. Dolayısıyla da onların da söyleyeceği arabulucuya git. Biliyorsunuz iş davalarında artık öncelik arabulucu. Önce arabulucuya gidiliyor. Ardından arabulucuda bir uzlaşma olmazsa ne oluyor? İş mahkemesinde dava açmak gerekiyor. Dolayısıyla elbette ki Türkiye İş Kurumu'na şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak sizin zaten işte 17-18. Madde işveren işten bu maddelerden çıkartıyor. Çıkarılmanız muhtemelen gerçekleşmiştir. Yani siz oradan tatmin edici bir cevap alamazsınız. Sadece şu bakımdan faydası olur. Türkiye İş Kurumu'na işverence çıkarılmış bu çalışan, işsizlik ödeneğini şartlarını yerine getirmiş bir çalışansanız, yani son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödeme şartı ve son 120 gün kesintisiz olacak bu prim ödeme gün şartı. Bunlar yerine gelmişse işsizlik ödeneğinden yararlanabilirsiniz. Tabii ki dava hakkınız da saklıdır elbette ki. Kötü niyet tazminatı ile alakalı bununla ilgili de tabii bir hukukçuyla bir avukatla görüşerek durumu birlikte değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Şimdi bu soruya da böyle yanıt verdikten sonra vakti de tabii kontrol ediyorum bu arada. 23 yıl diyor izin kullanmadan çalıştım. Enteresan. Ben özel bir iş yerinde 23 yıl boyunca çalıştım. Yakın bir tarihte patronum vefat etti.
İş aktimiz fes oldu. Ben bu geçen 23 yılda hiç yıllık izin kullanmadım diyor. Ve mesaiye kaldığım günlerin parasını alamadım. Sonuç olarak işverenimin varisleri kabul etmiyor. Ben geriye dönük 23 yıllık izin param, mesai ücretim ve ihbar ücretini varisleri mahkemeye vererek hakkımı alabilir miyim? Ayrıca mahkemelik durumunda benimle aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarım bana şahit olabilir. Ben mahkeme yoluyla bu 23 yıllık tüm haklarımı alabilir miyim demiş. Şimdi bir kere 23 yıl bir insanın bir iş yerinde çalışarak hiç yıllık izin kullanmaması Yargıtay'ın bir deyimi vardır. Bir hukuksal deyimdir bu. Hayatın olağan akışına aykırı der. Ve bu tür davalarda da yani hem fazla mesaide hem yıllık ücretli izin bakımından böyle abartılı rakamlar ortaya çıktığında bir hakkaniyet indirimine gidiyor. Önce onu belirtelim. Yani siz 23 yıllık ancak şöyle bir gerçek var. İşçinin bu tür iddiaları olduğunda yani ben yıllık ücretli iznimi kullanmadım. Ben fazla mesai ücretlerimi karşılığını alamadım şeklinde bir iddiası varsa işçinin bunun aksini kanıtlamak yani ödendiğini, yıllık fazla mesailerin ödendiğini, yıllık ücretli izin haklarının kullandırıldığının ispat külfeti işverene aittir. Yani işveren bunu nasıl kanıtlar? Yıllık ücretli izin defteri vardır ya da yıllık ücretli izin belgesi vardır. Bunlar da işçinin ıslak imzasının olması gerekiyor. İşveren şayet ya da fazla mesai ücretleriyle alakalı da elbette ki ödeme dekontları. Ücret bordrolarında fazla mesaiyi de içeren ücret bordrolarında işçinin imzasının olması gerekiyor. Bunlarla kanıtlayamadığı takdirde işçi elbette ki hak iddia edebilir. Bu arada tabii ki yasal süreler, yasal sınırlar da var. Yani işte 5 yıllık zaman aşımına tabi fazla mesailer, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklar 10 yıllık zaman aşımına tabi de onları 5'e indirdiler. Şeyi de budamaya çalıştılar da geriye dönük hak aramaktan bahsediyorum. Fazla mesaiyle ilgili olanları da 2 yıla indirmeye çalıştılar. Çünkü işçilerin bu haklarını işten ayrıldıktan sonra genellikle aramaya çalıştığını işten atılma korkusuyla hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yasal sınırların aşılmaması koşuluyla bu hak arama konusundaki her zaman hak arayabilirsiniz. Şimdi bana arkadaşların da şahit olabilir demiş ama eğer dava arkadaşıysanız hukuksal bir deyim yani birlikte dava açmış kişilerin tanıklıklarına mahkemeler elbette ki temkinli yaklaşıyor. Yani siz işverene karşı dava açmış birkaç arkadaşınız da tanık gösteriyorsanız bunlar dava arkadaşıdır diyerek mahkemeler temkinli yaklaşıyor bu tür tanıklıklara. Onu belirtmiş olalım. Burada en önemli şey işverenin yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığına dair eğer herhangi bir belge sunamaması koşulunda ve fazla mesailerin ödenmesiyle, ödendiğiyle alakalı belgeler sunamaması koşulunda elbette ki işçi buradan hakkaniyet indirimde yapıldıktan sonra bazı haklarını alabilecektir. Bunların hepsinin, bakın hep bir şey söylüyorum, biz bu soruları, ben 37 yıldır uygulamanın içerisinde olan biriyim, işçi işveren ilişkileri uygulamalarının içerisinde. Bu yılların getirdiği birikime dayanarak bu soruları yanıtlıyorum ve yol göstermeye çalışıyorum. Ancak sizin yapmanız gereken mutlak surette, hep bunlar davalık konular, bir hukukçuyla birlikte özellikle iş hukuku, çalışma hukukuyla alakalı konularda deneyimli hukukçularla birlikte hareket ederek en sağlıklı sonuçları alabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Tabii burada patron vefat etti diyor. Kanuni mirasçıları, varisleri kabul etmiyormuş bu hakları almadıklarını. Onların da tabii ki şunu belirtmeliyiz ki varisler yani işveren vefat ettiğinde bütün bu sorumluluklar mirasçılarına geçiyor. Dolayısıyla onlara dava yürütmek gerektiğinde hatırlatmış olalım dedikten sonra bu haftaki soru cevap bölümümüzü de böylece tamamlamış olalım. Bakıyorum hemen tabii sizlerden gelen başka sorular da olabiliyor. Hem program esnasında biraz daha zamanımız var gibi gördüm ben. Evet bu soruları tabii ki hafta boyunca yöneltebilmeniz de her zaman mümkün. Cumartesi gününe ilişkin sorular ki daha önceki haftalarda da yine bunları
yanıtlamıştık. Bir soru gelmiş ama tekrar olacağı düşüncesiyle bayram çalışmasına ilişkin sorular var. Bayramlarda bildiğiniz gibi genel tatil, geçen gene gelmişti benzer bir soru. Genel tatil çalışmalarının bir YM'ye fazla olarak ödendiği konusunu yine uzunca izah etmiştim. Çünkü o konuda bir yanlış anlaşılma vardı. Genellikle farklı yorumlanıyor. Yani %100, %200 falan gibi yorumlar var. Genel tatil ve bayram çalışmalarının, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının. Oysa ki bir YM'ye fazla yasadaki uygulama bu yönde. Onu yine hatırlatmış olalım. Toplu sözleşmenin olduğu ya da iş sözleşmesiyle bunun üzerindeki haklar elbette ki sağlanabilir. Ancak yasanın belirlediği sadece bir YM'ye fazla ödenmesidir genel tatillerde çalışanlarla alakalı. Evet, bu haftaki soru cevap bölümümüzü de böylece kapatmış olalım. Ve tabii bildiğiniz gibi neyle kapatıyoruz her hafta ne yazık ki iş cinayetlerini, ki bugün yine sıcak bir haber oldu. Ne yazık ki bir servis kazasında 6 işçinin yaşamını yitirdiğini de öğrenmiş olduk canlı bağlantı esnasında. Seda Öz arkadaşımız hazırlıyor. Onun da emeğine teşekkür ediyoruz iş cinayetlerini. Ve biz bu haftaki programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka Emek ve Hayat programında yeniden sizlerle buluşmak ümidiyle mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın. İş cinayetlerinde bu hafta en az 33 işçi yaşamını yitirdi. 23 ilde yaşanan iş cinayetlerinde iş makinesi kazaları ve koronavirüs salgını ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. En fazla iş cinayeti Antalya ve Sakarya'da yaşandı. 4'ü sağlık çalışanı, 7 işçi COVID-19 nedeniyle, 7 işçi iş makinesi kazasında, 6 işçi yüksekten düşerek, 5 işçi trafik kazasında, 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 3'ü kadın, 2'si çocuk, 2'si mülteci.